Evet, şu an canlı yayındayız. Saraçhane'den, İstanbul Saraçhane'den. Biraz toparlanalım. Detayları sizlerle paylaşacağım. Burada neler olduğuna dair sevgili arkadaşlar bunu ifade edelim. Şimdi İstanbul Saraçhane'de saatler 17'yi gösterdiğinde bir eylem olması planlanıyor. Gitmiyoruz eylemi. Kimler yapacak? Suriyelilerin yapacağı bilgisini aldık. Basın mensubuyum hocam. Tamam, burada şu an çekim yapamıyoruz. Nerede dışarıya yapıyoruz? Alanı alacağız. Şu an tamam. Şu an için polis mensupları da alanı kapatmış durumda. Bakınız, şu noktada güvenlik önlemleri alınmış durumda. Ancak Suriyelilerin buraya geldiğini henüz görmedik. Yani herhangi bir kalabalık yok. Bunu da paylaşalım sizlere. Şöyle dışarı çıkalım. Gösterelim ne var ne yok. İçeride çekimin yapılamayacağını ifade ettiler. Zorluk çıkarmadan yayınımızı dışarıdan yapalım. Çok sayıda ekip aracının bu noktaya geldiğini görebiliyoruz. Çevik kuvvet ekipleri parkın etrafında şu an bekliyor ama henüz herhangi bir Suriyeli, yani eylem görüntüsü de yok. Suriyeli de göremedim henüz parkın içinde. Gitmiyoruz eylemi daha önce de bu parkta yapılmak istendi. Hatta hatırladığım kadarıyla yapıldı da önceki senelerde. Ama yine böyle az katılımla olduğunu biliyoruz. Şu an parkın etrafından geçelim. İstanbul Fatih'te Fatih İtfaiyesi hemen arka tarafta kalıyor. Fatih Camii ileride. Saraçhane bölgesi burası. Ve çapraz karşıda da arkamızda kalıyor şu tarafta. Belediye binasını görmek mümkün. Burada bir eylem planlanıyor ama henüz kimsenin olmadığını söyleyelim. Sosyal medyada paylaşıldı. Çok sayıda paylaşım yapıldı. Eylem yapılacağına dair. Saatler 17'yi gösterdiğinde Suriyelilerin burada toplanacağı söylenmişti. Şöyle biz de konumlanalım bu tarafta. Bakınız, polis ekipleri giriş noktalarına, hemen şurada polis ekipleri var. Parkın içinde çok sayıda polis görmemiz mümkün. Arka tarafımızda polisler var yine. Kapılar tutulmuş durumda. Zannediyoruz eylemin olmamasına yönelik bir çalışma yapılıyor şu an. Yani burada anladığımız kadarıyla Suriyelilerin toplanmasına müsaade etmeyecekler. Şöyle çevirelim kameramızı, hemen göstereyim daha detaylı. Bakınız, park burası. Suriyelilerin gitmiyoruz eylemi. Ancak basın mensupları var burada. Yine vatandaşları görebiliyoruz, oturuyorlar. Ama bir eylem görüntüsü yok açıkçası. Basın mensupları gelmeye devam ediyor. Yine Türkiye'den ajansları görebiliyorum ben. Olağan akış da devam ediyor burada. Herhangi bir problem henüz yok. Umarız çıkmaz da zaten. Bakınız. Şöyle diğer parkta da polis önlem almış durumda. Aşağıda da yine şu tam karşı tarafta da polis ekiplerinin bulunduğunu görebiliyorum ben. Ama henüz bir sıkıntı yok ve eyleme dair de bir imare de yok. Eylem olacağını duyduktan sonra, yani Suriyelilerin gitmiyoruz eylemi yapacağını haber aldıktan sonra ben de buraya gelmek ihtiyacı hissettim. Buradaki son durumu sizlere aktarabilmek için. Bekleyiş içindeyiz. Bakalım. Buradayız. Saat 17'ye daha gelmedi tam ama tam 17'ye geldiği anda yağmur gibi başlar buraya sel olup akarlar mı Suriyeliler? Ya da nasıl olur? Nasıl bir organizasyon yaptıklarına dair herhangi bir fikrimiz yok. O paylaşımda nereden yapıldığına dair de bir fikrim yok açıkçası. Çünkü sosyal medyada farklı farklı hesaplar tarafından paylaşılmış olan bir
eylem organizasyonu olduğunu ben tespit ettim. Ama Suriyeliler çünkü çok fazla sayfa paylaştı açıkçası, özellikle Twitter'da, Instagram'da da gördüm. Bakalım. Biz burada bekleyeceğiz. Neler olup bittiğini sizlere aktaracağım burada canlı canlı. Polis ekipleri yine. Her kapıda bir polis ekibi var. Her noktada var. Şurada basın mensupları hemen ön tarafında görüyorsunuz. Yani Türkiye ve dünya medyasından isimler olduğunu görebiliyorum ben. Polis her yerde. Ekip arabaları buraya nakledildi. Dışarıda güvenlik önlemleri var. Trafikte önlemler alındı. Hatta şöyle göstereyim. Şurada bir kamyon var. Bakınız. Kamyonun içinde barikatlar çekilmesi için bir hazırlık yapıldı. Burası İstanbul İtfaiyesi'nin bulunduğu alan. Böyle bir nokta burası şu an. Polis ekipleri burada. Ancak Suriyeliler yok. Yani asıl olayın kahramanları yok ama bütün önlemler alınmış durumda. İstanbul Emniyeti teyakkuzda. Ambulans geliyor ama herhangi bir problem yok. Az önce bu ambulans şeyden dolayı gelmiş olabilir. Az önce biri burada bir sara krizi geçirdi anladığımız kadarıyla. Orada da polis ekipleri müdahale etti. Ondan dolayı geliyor. Onu da parantez içinde belirteyim. Vallahi polis her şeye koşuyor. Az önce polis ekipleri müdahale etti. Şöyle göstereyim. Polis hatta el sallıyor oradan. Neyse oraya gitmeyelim. Bir vatandaş sara krizi geçirmişti. Ona da polis müdahale etti. Durum bu şekilde. Bekliyoruz. İçeride yayın yapamazsınız tarzında bir tepkiyle karşılaştık ama yani bilmiyoruz. Burada da yapıyoruz. Yani neden öyle bir kısıtlama gereği duydular onu da anlamak mümkün değil. Ama çıktık biz dışarıda. Güvenli addedebileceğimiz bir mekanda şu an için yayınımızı yapıyoruz. Suriyeliler henüz randevu yerine gelmedi. O planladıkları eylem için burada kimse yok. Saat 17'de eylem planlanıyordu. Saraçhane'de. Bakınız polisler arkada. Bizim yayını da herhalde takip ediyorlar anladığım kadarıyla ne konuştuğumuzu falan. Tabii böyle telefonla yayın yapınca kim olduğunu bilemiyorlar. Mikrofonla falan gelsek herhalde. Hani en azından biraz daha resmiyete dökülecek iş. O zaman belki biraz daha rahat edebiliriz ama şu an için böyle bir durum söz konusu. Durum bu. Saat 17 kimse yok. Canlı yayında sizlerle beraber bekleyişimiz devam etsin. Biz de konuşalım bakalım detayları neden böyle oldu. Tabii Suriyelilerin bu eylem yapma kararı Türkiye'den özellikle son zamanlarda Türk vatandaşlarının yoğun bir tepkisi vardı. Neyle alakalı? Özellikle düzensiz göçmenlerin Türkiye'de çok fazla sayıda gelmiş olması birçok kesimi rahatsız etti açıkçası ve burada bazılarının da bazı şekillerde toplumu rahatsız etmesi, suç işlemeleri, bazı cinayetlerin işlenmesi, örnek vermek gerekirse son zamanlarda Afgan vatandaşlarının kendi arasında kavgaları, dövüşleri bu durumu da ateşledi aslında. Akabinde son olarak Afganistan'dan bir göç dalgası hareketi bütün kesimleri harekete geçirdi. Özellikle Türkiye'nin attığı adımlar oradaki bir göç dalgasına, yeni bir göç dalgasına müsaade etmeyeceğiz noktasında atılımlarda bulunuldu. Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmişti. Ama tabii İran tarafından ve gece saatlerinde yoğun bir şekilde Türkiye'ye girişler olduğu ifade ediliyordu. Buna müsaade etmeyeceğiz dese de yetkililer zaman zaman kaçak girişler kaçakçılar tarafından sağlanıyor ve kaçak girişler de yapılıyordu. Çok sayıda kaçakçının da gözaltına alındığını biliyoruz o bölgede. İşte bu durum
bütün düzensiz göçmenlerin üzerinde bir baskı oluşturdu. Bu baskıya ilk tepki de Suriyelilerden geldi. Suriyeliler bugün sosyal medyada harekette geçti ve bir eylem yapacağı kararını aldılar. Merve Aztekin, kıymetli, değerli, güzel spikerimiz, Ülke TV spikeri Merve Aztekin, özlemişim gündemi senden almayı demiş. Genelde onunla böyle bağlantı yapardık biz televizyonda ama bu kez farklı tabii. Farklı bir mecrada yayın açtık. İşte Merve, habercilik aşkı buraya geldik ama bir hareket yok, onu söyleyeyim yani. Daha rahat konuşmak gerekirse, böyle hani dostça muhabbet etmek gerekirse bir numara yok şu an yani. Bekliyoruz biz de. Bir numara olmasını değil tabii ki. Yani burada o eylem gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi merak konusu. Daha önce de ben böyle bir eylem düzenleneceğini hatırlıyorum. Ama yine bu tarz bir şey olmuştu. Yani ya çok az sayıda bir katılım gerçekleşmişti ya da böyle hemen engellenmişti gibi bir durum söz konusu. Yani çok bir eylem olmadı, bir sıkıntı çıkmadı. Allah'tan öyle bitmişti olay. Bu seferki de emniyet güçlerinin yoğun güvenlik önlemi aldığını görebiliyoruz. Herhalde hem pandemi gerekçesiyle toplanma yasağı zaten devam ediyor. Buna da müsaade etmeyeceklerini tahmin ediyoruz. Şu an çok sayıda polisin de aynı zamanda bölgede güvenlik önlemi aldığını görebiliyoruz. Evet, basın mensupları da burada. Şimdi durum bu şekilde. Saat kaç? 17.05 olmuş. 5 dakika gecikmiş. Ama benim beklentim açıkçası kimsenin de gelmeyeceği yönünde. Onu da açık ve net söyleyeyim. Peki olayı konuşalım tekrar. Neler yaşandı? Suriyeliler eylem yapma kararı aldı dedik. Sonra o karara iten süreçleri anlattık. Neden böyle olduğuna dair. Ama Suriyelilerden daha ziyade, şimdi farklı görüşler var. Suriyelilerden daha ziyade özellikle kayıtsız kaçak göçmenlerden bahsediliyor bir kesimde. Yani Suriyelilerin en azından bir kaydı bulunduğu, en azından örnek vermek gerekirse İstanbul Valiliğinde, işte Gaziantep Valiliğinde veya Hatay Valiliğinde bir kaydı var. Ve geçici bir kimlik veriliyor. Misafir statüsünde kalıyorlar. Ancak kaçak göçmenlerin, sonradan gelen özellikle Afgan göçmenlerin, düzensiz göçmenlerin kaydının olmadığı yönünde ve emniyet kayıtlarına göre onların suç kaydının daha fazla olduğu yönünde bilgiler paylaşılıyor mesela. Bu yüzden böyle de bir durum söz konusu. Bir kesim de diyor tamam, Suriyeliler savaştan kaçıyor, şöyle böyle, onları aldık, Afganlar gelmesin, tamam kafi diyenler de var. Yani farklı görüşler var bu noktada. Bir başka sıkıntılı konuysa yine Türk vatandaşların özellikle tepki verdiği olay şuydu. Dediler ki bayrama ellerini kollarını sallayıp memleketlerine gidenler daha sonra rahatça dönebiliyorlarsa o zaman orada da kalabilirler dediler bu sefer. Çünkü biliyorsunuz bayram dönüşte başladı. Bugün çok sayıda kanalda benzer haberler yaptım. Bayram dönüşünde Suriyelilerin memleketlerine gidip geri döndüklerini, rahatlıkla bu bayram tatillerini yaptıklarını bütün kanallar aktardı. Tabii bu da Türk vatandaşları tarafından tepkiyle karşılanıyor. Gittiğiniz yerde kalın tepkisi var. Böyle de bir durum söz konusu. Tabii bu bütün olanlar, işte bu yaşanılan bütün süreç bu eylemi doğurdu ama ortada bir eylem de yok. Onu da tekrar belirteyim. Sadece eylem yapılacağı bilgisi paylaşılmıştı. Çekeyim hocam size. Polissiniz galiba. Sizin hangisi? Basın. Efendim? Basın. Ben şu an sosyal medyadan yayın yapıyorum. Hangisi? Şu an yayındayız. Ülke TV. Henüz buraya Suriyelilerin gelmediğini ifade edelim. Zaman zaman kimliklerimiz de soruluyor, gördüğünüz gibi, canlı yayında şahit olduğunuz gibi.
Durum bu. Bekleyelim biraz daha. Şöyle elimi yaslayayım. Ben buraya motorla geldim. Biraz trafik var. Şu kaskımı da şöyle getirdim. Bu şekilde yayın yapıyorum. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani yayının arka planı da bu şekilde. Tabii böyle olunca yani free bir şekilde gelip kaskı maskı yayın yapan biri de görmek polisler tarafından dikkat çekiyor. Yani iki oldu. Kimlik soruluyor. Görüyorsunuz değil mi? Neyse bakalım. Devam edelim, bekliyoruz. Var mı sorusu olan, yayına katılmak isteyen, görüşlerini paylaşmak isteyen birileri varsa alabilirim. Böyle birkaç yorum da yapılmış ama kaçırdıklarımız olabilir belki. Ne diyor? Heh, yukarıda var. Sadece Suriyeli mi, Afganlar da biz mülteci olduk, kendi vatanımıza artık herkes dönsün yerine. Heh. Aysel'in duş yeri. Duş yeri. Hangi akıl planladı acaba, suni gündem mi? Valla bilemiyoruz, sosyal medyada bir çok paylaşım yapıldı. Gitsin ülkelerinde eylem yapsın, vay anasını demişler. İşverenler Suriyelileri, Afganları, Türkmenleri ucuza çalıştırıp kendi halkını işten çıkarıyorlar. Birebir şahidim, resmen kendi halkına iş vermiyorlar. Tabi öyle de bir durum söz konusu. Hatırlayacaksınız, şimdi aklıma geldi. Bu yorum faydalı oldu, beni de yönlendirdi açıkçası başka bir konuya. En son Avrupa sınırlarını açtık ve Yunanistan'dan mültecilerin geçişi vardı. Orada da takip ettik sınır kapısında gelişmeleri. Sonra İstanbul'da mülteci kalmadı, düzensiz göçmen kalmadı. Sonrasında burada ben bir haber yapmıştım, hatta hatırlıyorum, yeri de Zeytinburnu bir tekstil atölyesinde. Adam şöyle bir tepki vermişti, yani patron. İş çalıştıracak işçim kalmadı, ben bu işleri nasıl yetiştireceğim tepkisini verdi. Tabii öyle de bir sorun var. Şimdi çeşit çeşit yorumlar yapılıyor. Hatta işte ekonomi sarsılır yönünde de yorumlar var, hatırlayacaksınız. Ama şu an özellikle mültecilerin yaptığı birçok işi de işverenler şöyle diyor. Ya biz çalıştırmaya Türk bulamıyoruz zaten diyorlar. Onların da öyle yorumları var. Ucuza çalıştırdıkları için mutlular birçoğu. Ama işçi de bulamadıklarını söylüyorlar. Türk işçi de bulamadıklarını, Türklerin o tarz işleri yapmadıklarını söylüyorlar. Yani böyle tepkiler de var. Şimdi bütün çevrelerin bütün yorumlarını da aktarmış olalım. O yüzden nasıl çözülür bu mevzular bilemiyoruz. Ezan okunuyor. Biz hala yayındayız. 3-4 dakika daha tutar. Bu yayını kapatırım ve ben de buradan giderim. Çünkü artık yani burada gelseler bile toplanamayacaklarını düşünüyorum. Yani herhangi bir eylem olacağını düşünmüyorum burada. Bakın şöyle çevireyim kamerayı. Polis ekipleri burada. Görüyorsunuz. Durum bu. Çok da parkta da herhangi bir kalabalık yok. Yani herhalde kendiliğinden önlemler geldikten sonra bir şey olma ihtimaline karşı vatandaş da biraz çekildi sanki. Parkta da herhangi bir kalabalık yok. Kaç dakikamız oldu bakalım. 19 dakika olmuş burada yayın açalı ve nüfusumuz da iyice azalıyor. Baktı izleyenlerimiz de herhalde buradan bir hareket çıkmayacak. Yani kimse gelmeyecek. Herhalde herkes yayını da terk etti. Durum bu. Eğer gelselerdi, şöyle yapayım. Eğer gelselerdi kendilerine mikrofon da uzatacaktık. Neden böyle bir eylem yapma kararı aldıklarını öğrenecektik. Neden bu tepkilerle karşılaştıklarını, ülkelerine neden dönmediklerini de sorardık. Ama ne yazık ki o sosyal medyadaki eylem planı ya bozuldu ya asılsızdı, ikisinden biri. Durum burada bu. Bence bu kadarı yeterli. Biz de dönelim artık. Teşekkürler takip ettiğiniz için.